Sayın Başkanım, Sayın Başkanlarım, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle MMG gibi bir oluşumu düşünen, hayal eden, kurgulayan, oluşturan ve bugünlere gelmesinde emeği olanlardan ahirete intikal etmiş olanlara Allah'tan rahmet, hayatta olanlara da teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sonrasında beni bu derneğe yoğunmama vesile olan, yani MMG'yi bana kazandıran Emrullah Hamid abi gerçekten ama gelmedi. Bu ben yine gıyabında ona teşekkür ediyorum. Sonrasında 2007-2009 döneminde İnşaat Komisyonu çalışmalarına beni davet eden Ömer Faruk Hocam'a ve imkanı sağlayan o dönemki başkanımız Murat Kalsın Başkanım'a teşekkür ediyorum. 2009-2011 döneminde İnşaat Komisyonu Başkanı, 11-13 döneminde de yönetim kurulu üyesi olarak beni yönetimine dahil eden Avni Çevi Başkanım'a teşekkür ediyorum. MMG'nin gelecek dönemini kimi emanet edelim istişaresinde bu görevin bize verilmiş olmasından ziyade hakkımızda üstün zanda bulunarak bizi bu göreve layık gören değerli büyüklerimize teşekkür ediyorum. Bu dönemde yönetimde görev almayı kabul eden bütün yönetim kurulu üyelerimize ve komisyon başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Son olarak da yönetimimizi onaylayan değerli kurul, değerli genel kurul delegelerimize teşekkür ediyorum. Evet, bu tür yapıların kurgulanması ve kurulması kolay olmuyor. Bunlardan daha zor olanı ise bu yapının sürdürülebilir kılınması. Kurulduğu günden itibaren sürekli üst üste koyarak birlik içinde bugünlere gelen MMG'de dolu dolu ve etkin geçen 2009-2011 döneminde Avni Başkanımız çıtayı biraz daha yükselterek bize devretmiş oldu. Biz de bu dönemimizde MMG'nin kurucu felsefe ve çizgisine bağlı kalarak bu coğrafyanın kültürel ve inanç değerlerinden beslenerek bu çıtayı daha da yukarıya taşımaya, en azından aşağı indirmemeye çalışacağız. Geçen dönemde olduğu gibi bu dönemde de önem vereceğimiz konulardan biri şehircilik olacaktır. Çünkü gerçekten şehircilikle ilgili gerçekleşen değişim ve dönüşümleri çok önemsiyoruz. Çünkü diğer konulardan farklı olarak bu konuda bir akıl tutulması ve algı yanılsaması olduğunu düşünüyoruz. Şehirlerimiz ve meskenlerimiz huzur mekanları olması gerekirken şehirlerimiz kaos, meskenlerimiz maalesef tüketim ve gösteriş mekanları olarak ön plana çıkmaktadır. Yüksek katlı binalar gelişmişlik göstergesi olarak pazarlanmakta ve sunulmaktadır. Oysa yüksek katlı binalar gerçek manada bir gelişmişlik göstergesi değildirler, olamazlar. Bir sermaye gücünün ve gösterişin ve biraz daha ileri gidersek belki bir kibirin göstergesi olabilir ama gerçek manada bir gelişmişlik göstergesi olamaz. En azından 2000'li yıllarda olamaz diye düşünüyorum. 1400'lü, 1500'lü, hatta 1800'lü yıllarda yapılar bir gelişmişlik göstergesi kabul edilebilirdi. Çünkü o günkü teknolojiyle ancak yapı yapılabiliyordu ve ülkeler yaptıkları binalarla birbirlerine güç gösterisinde bulunuyorlardı. Ama bugün siz Türkiye'de İsveç ekskavatörü, Alman mikseri ve pompası, Japon bilgisayarı, Amerikan yazılımı yanında Türk kum çakıl çimentosuyla bina yapacaksınız. Bunu da gelişmişlik göstergesi sayacaksınız. İşin sosyolojik boyutuna ben girmiyorum. Ali Bey zaten onu çokça işledi. Bundan sonra biz de fırsatı işlemeye devam edeceğiz. Ben sadece burada iki ayete dikkatinizi çekmek istiyorum. Siz her yüksek yere bir alamet bina yapıp boş şeylerle eğleniyor musunuz? İşlerinde ebedi yaşama ümidiyle muhkem yapılar mı ediniyorsunuz? Şu anda 128-129. Gerçek bir gelişmişlikten bahsedeceksek sanayi ve teknolojideki yerimizden, üretimimizden bahsetmemiz gerekecek. Özellikle de katma değer üreten, insanların hayatlarını kolaylaştıran teknolojilerden. Bugün çeliğin kilosu 1,5 lira, paslanmaz çelik 8,5 lira, 1 kilo metan 4 kuruş, 112 gram telefon 1800 lira, yani kilosu 16 bin liraya geliyor. Bir CD ağırlığında aşağı yukarı 15 gram bir CD, içindeki yazılım 300 lira, yani onun da kilosu 20 bin liraya geliyor. 100 metrekare bir ev fazla fazla 150 ton gelse, fazla fazla 750 bin liradan satsanız onun da kilosu 5 liraya geliyor. Yani bunlar kilo karşılaştırmaları çok sağlıklı doğru değil belki ama çarpıcı olması için bu örnekleri veriyorum. Özellikle ve öncelikle kendimize yetecek ve katma değer üretecek sanayi ve teknoloji yatırımlarına öncelik verilmeli ve her türlü teşvik edilmelidir diye düşünüyoruz. Bu arada geri kaldığımız sanayi ve teknoloji alanında genç, dinamik ve girişken yapısıyla bizden ileriki ülkeler için de iyi bir pazar durumundayız. Mecburen ithal etmek zorunda olduğumuz ulaşım sistemleri, endüstriyel ve teknolojik ürünlerle ilgili olarak bu pazar payımızı, yapımızı koz olarak kullanıp offset anlaşmalarıyla mümkün olduğunca teknoloji transferini gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Sanayi ve teknoloji önemli ama ondan daha da önemli olan bir alan daha var. Bugün belki bize onsuz yaşayamayız gibi geliyor ama biz aslında cep telefonsuz yaşayabiliriz.
Yani biraz zorlasak bilgisayarsız, elektriksiz bile yaşayabiliriz ama gıdasız yaşayamayız. Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde beyaz adam paranın yenmeyecek bir şey olduğunu anlayacak diyen Kızılderili Bilge gibi yenebilir şeylere de önem vermeliyiz. Kaldı ki bizim için bu konunun bir de helal haram boyutu var ki o da son zamanlarda çok istismar açık bir alan gibi gözükmektedir. Düzenleme ve denetimlerin gerekir yeterli şekilde yapılmaları ve konunun her açıdan sıkı takip edilmesi gerekmektedir. Tarım söz konusu olduğunda bir de aslında tarımın para etmediği, bir ton buğdayla bir bilgisayar bile anlamadığı, dolayısıyla tarım yatırımının verimsiz olduğu, onun yerine sanayi verilmesi gerektiği gibi de bir söylem gündeme gelmektedir. Sanki tarım olursa sanayi olmaz, başka yerimizde yokmuş gibi. Bakın biz genelde şehircilik açısından Hollanda ile Konya'yı kıyaslıyoruz ama tarım üretim ve ihracatı açısından da bakacak olursak Konya kadar olan Hollanda'nın tarım ürünleri ihracatı 50 milyar dolar. Türkiye ondan 19 kat daha büyük. Bizim tarım ihracatımız 12 milyar dolar. Yani iş para kazanmaksa tarımdan da para kazanmak mümkün olmaktadır. Bu kapsamda dergilerimize dosya konusu olarak işlediğimiz gıda, tarım ve hayvancılık konularında bu dönem daha etkin çalışmalar yapmayı hedeflemekteyiz. Gerek sanayi ve teknoloji, gerekse tarım alanındaki bu geri kalmışlığımızdan çıkış aslında bir nevi bir seferberlik havası içinde el birliğiyle çalışmaktan geçmektedir. Ülkemiz gerçekten maalesef daha eskisi de var ama özellikle Tanzimat'tan 2000 yılının başlarına kadar gerçekten çok kötü yönetilmiş. Şimdi bu farkın kapatılması için hızlanmak lazım ve hızla beraberinde enerji ihtiyacını getirmektedir. Türkiye birinci enerji kaynakları açısından zengin bir ülke olmadığından enerji ithal eden bir ülke durumundadır. Bu nedenle hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyduğu ve duyacağı enerjiyi her türlü gelişmiş teknolojik imkanları kullanarak temin etmek durumundadır. Nükleer enerjiyi de biz bu kapsamda değerlendiriyoruz. Ülkemiz hala kontrolü kendinde olmayan, eski teknolojiyle çalışan doğumuzda Ermenistan'da ve batıda Bulgaristan'da, kuzeyde de Ukrayna'daki nükleer santraller nedeniyle zaten nükleer risk altındadır. Ermenistan, Medzamor nükleer santrali Kars'a 100 km, Iğdır'a 30 km uzaklıkta olup 1977 yılı teknolojisiyle yapılmış, 2016 yılına kadar faaliyet gösterecek. Edirne'ye 500, İstanbul'a 700 km uzaklıkta Bulgaristan'daki Kozluduy nükleer santrali ile ülkemize 700 km uzaklıktaki Ukrayna Kırım'daki nükleer santral de çevremizdeki nükleer tehdit oluşturmaktadır. Son teknoloji ile kontrolü elden bırakmadan yaptıracağımız nükleer santrallerden ziyade ve önce asıl çevremizdeki bu santrallerin nükleer tehdit altında bulunmaktayız. Tabii geç kaldığımız bu nükleer enerji yatırımlarını yaparken şunu da göz ardı etmemeliyiz. Aslında nükleer enerji teknolojisi enerji açısından geleceğin teknolojisi değil. Bugünün teknolojisi. Biz geç kaldık. Geleceğin teknolojisi başta güneş enerjisi olmak üzere yenilebilir enerji kaynaklarıdır. Bu konuda da işte efendim Almanlar, Japonlar bulsunlar, biz de bir şekilde onlardan kullanırız kolaycılığına düşmeden bu konudaki gerekli Ar-Ge çalışmalarına hızlanarak devam edilmelidir. Aslında Türkiye'nin bunlardan başka daha az masraf ederek elde edeceği bir enerji kaynağı daha var ki onun da üzerinde önemli durulmalıdır. O da enerji tasarrufudur. Bu konuda bizim oldukça geniş bir marjımız var çünkü. Elektrik İşleri TÜİK İdaresi'nin yaptığı bir çalışmaya göre bina sektöründe %30, sanayi sektöründe %20 ve ulaşım sektöründe %15 tasarruf etme imkanı var. İstanbul'daki 4. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu'nda Bakanımız Sayın Taner Yıldız da Türkiye'de her yıl 15 milyarlık enerji tasarrufu sağlanabileceğini, yani her yıl 2 keban barajı yapmış olacağımızı ifade etmiştir. Dolayısıyla israfta hayır yoktur, hayırda da israf yoktur hükmü gereğince sadece enerji alanında değil, her alanda verimlilik ve tasarruf öncelikli konumuz olmalıdır. Tabii bütün bu konularda gerek çevre ve şehircilik olsun, gerek sanayi ve teknoloji, gıda, tarım ve hayvancılık ve gerek enerji olsun, bilim üreteceksek bu noktada üniversitelere büyük görev düşmektedir. Üniversitelerimiz bilimsel çalışmalar yaparken sanayi ve güncel piyasayla daha iç içe olup ortak çalışmalar yürütmelidir. Ayrıca hikmet müminin yitik malıdır. Nerede görse alır hükmü gereğince teknoloji ve bilimsel olarak neyi, nereden, nasıl bulup öğrenip geliştireceksek oralarda da ortak çalışma imkanları üretmeliyiz. Tabii ki bütün bu çalışmalar sırasında ilgili konularda gerek karar alıcılar, gerek yürütücüler ve gerekse faydalanıcılarla ortak çalışmalar yürütmemiz gerekecektir. Bu dönemde de bu yöndeki çalışmalarımız ve işbirliklerimiz artarak devam edecektir. Ancak siz ne kadar önemli çalışmalar yaparsanız yapın, bunu etkin ve doğru bir şekilde kamuoyuna ve ilgili taraflara aktaramazsanız çalışmalarınızdan istediğiniz verimi almanız da mümkün olmamaktadır. Yapılan çalışmalar ve faaliyetlerin bir şekilde kamuoyunun gündemine gelmesi ve kamuoyu tarafından sahiplenilmesi halinde çok daha etkili olmaktadır.
Bunun bizim açımızdan en iyi örneği sülh etme dokunma feryadıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliklerdir. Bugün elhamdülillah bu feryadımız Başbakanlık makamından da nihayet yankı bulmuş ve yargı süreci işlemeye başlamıştır. Biz konuyu gündeme getirdiğimizde bize karşı tavır alanlar Başbakanın bu binalarla ilgili geç dosya yaptığı açıklamalardan ve bu son kararlardan sonra herhalde biraz mahcup olmuşlardır. Sayın Başbakanım, ağzına bakıp konuşmaya alışkanlık haline getirenler bizim sadece doğrulara ve hakkaniyete dayanarak yaptıklarımızı algılayamadılar. Bu noktada bizim hatamız belki sadece Sayın Başbakan'dan önce konuşmuş olmak oldu. Ama biz bundan sonra da kurucu ülkelerimiz arasında saydığımız dönemimize şahitlik yaparken olumlu gelişmeleri müjdelemeyi ve yanlış gördüğümüz uygulamalar hakkında da uyarıcı olmaya devam edeceğiz. Bütün bu söylem ve eylemlerimizin daha etkili olabilmesinde arkamızdaki üye destek ve katkısı şüphesiz çok önemlidir. Bu nedenle genel merkez ve şubeler olarak hem mevcut üyelerimizin hem de yeni üyelerin destek ve katkısını sağlamalıyız. Bu kapsamda çeşitli illerimizden gelen şubeleşme talepleri de titizlikle incelenerek uygun görülenler hayata geçirilmeye çalışılacaktır. Bu noktada önemli bir katkıda genç arkadaşlarımızdan bekliyor ve çoğu zaman da görüyoruz. Bu vesileyle kendilerine de teşekkür etmek isterim. Derneğimiz ve değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılması adına genç arkadaşlarımızın faaliyetlerimize katılımları ve katkılarını önemsiyoruz. Bu konuda da çalışmalarımıza yavaşlatmadan devam edeceğiz inşallah. Bütün bu dernek çalışmaları bildiğiniz gibi gönüllülük esasına dayanmaktadır. Ama yeryüzü mühendislerinin kuruluş çalışmaları sırasında öğrendiğim ve her vesileyle tekrar ettiğim bir söz var. Bunu da sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Bir işi gönüllü yapıyor olmak, o işi gönlünce yapabilirsin anlamına gelmez. Bütün bu çalışma faaliyetlerine katılım beraberinde bir aidiyet ve sorumluluk bilinci de geliştirmektedir ve geliştirmektedir de. Aidiyetin en önemli göstergesi de göstergelerinden bir tanesi de aidat ödemeleridir. Sözü buraya getirmek için biraz uğraştım ama geldi sonunda. Sonuçta genel kurulda dernek neler şimdi biz burada konuşmak için toplandık. Evet, giderlerden de görüldüğü gibi derneğimizin kira ödemesi var. 5 tane profesyonel arkadaşımız çalışıyor. Yapılan etkinlikler ve cari işletme giderlerimiz var. 2 ayda bir adreslerinize gönderilen, gerçekten üzerinde titizlikle çalışılan ve dolu dolu hazırlanan bir dergi var. Ayda bir açık büfe kahvaltı toplantımız var. Bütün bunlar için üyelerimizden 3 dönemdir değişmeden talep edilen haftada bir paket sigara parası karşılığında aidatımız var. İşin ideali de bütün giderlerimizi aidatlarla karşılayabilmek. Bu gerçekleşmediğinde faaliyetlerimizi ağırlıklı olarak sponsorluklarla gerçekleştirebiliyoruz. Tabi herkesin zaman zaman sıkıntıları olabilir, farklı ödeme yükümlülükleri olabilir. Yani gerçekten ödeme zorluğu içinde olan üyelerimiz değil ama gerek kendi gerekse yönetimin ihmali nedeniyle takip edilmeyen, ödenmeyen aidatlar için lütfen Erkan Bey'le temasa geçersek Erkan Bey çok mutlu olacak. Bu tip görev değişiklikleri genellikle bir bayrak yarışı olarak değerlendirilir. Bu manada burada da bir bayrak devir teslimi gerçekleştirdik. Ama burada bir fark olacak. Bildiğiniz gibi bayrak yarışlarında bayrağı veren 3-5 adım attıktan sonra durur ve bayrağından koşmaya devam eder. Burada ise bayrağı verenler de alanlarla birlikte koşacaklar inşallah. Bugün onaylarınıza sunulan yönetim kurulu her ne kadar 22 kişiler oluşuyorsa da başta Avni Başkanımız artı bir olarak görüyoruz. Onunla birlikte Kadem Ekşi'yi, Şenol Aslan'ı, Turan Koççiğit'i, burada olması da Osman Arı'yı, İstişarede bu görevi bize verenleri hep artı bir olarak görüyoruz. Mütabi. Artı bir. Evet, bir yere, bir meclise girdiğinizde iyi ağırlanmazsanız üzülmeyin. Oradan ayrılırken iyi uğurlanmazsanız üzülün derler. Avni Başkanım döneminde yaptığı samimi ve gayretli çalışmalarıyla gerçekten en iyi şekilde uğurlanmayı fazlasıyla hak etti. Biz de görevi devir aldığımız bugün de, görevi devir edeceğimiz zaman bugün Avni Başkanımıza uğradığımız gibi uğurlanabilmek duasıyla hepinize saygıyla selamlıyorum.